İyi geceler. Gecenin sıcak haberleri ve gündeme damgasını vuran başlıklarla gece hattında birlikteyiz. Seçimlere 9 gün var ama çok ürküten ve gerçekten hepimizin tepki göstermesi gereken bir gelişme yaşandı. Seçime kan bulaştı. Şanlıurfa'da, Suruç'ta bir milletvekili adayı, beraberinde ailesinden yakınları, ağabeyleri ve sevenleriyle seçim çalışması yaparken PKK'lı olduğu söylenen bir grup esnafın PKK sempatizanı oldukları gerekçesiyle haklarında emniyette kayıt bulunan bazı şahısların saldırısına uğradı. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi. Milletvekilinin ağabeyi de dahil. 8 yaralı var. Tabii bir anda gündem değişti. Türkiye 9 gün sonra demokrasinin baş tacı sandığa giderken, seçime giderken ne yazık ki seçime kan bulaştı. Birazdan bu konuya ilişkin bütün ayrıntılar gelecek ekranlarınıza. Öyle ki seçimlere 9 gün varken siyaset gündemi yine alabildiğine yoğun. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim memleketinde. Yani Yalova'daydı. Yalova mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'lilere, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a yüklendi. Yetmedi, onu Edirne'de ziyaret eden Muharrem İnce'yi de seçim bölgesinde Yalovalılara, hemşerilerine şikayet etti. Biraz sonra bu konuya ilişkin ayrıntılar da gelecek ekranlarınıza. Siyaset gündemi dediğim gibi alabildiğine yoğun, karşılıklı atışmalar, söz düelloları devam ediyor ama Şanlıurfa'dan, Suruç'tan gelen haber gerçekten hepimizi derinden yaraladı. Sonuçta demokratik bir yarış. Kim kazanacak? Yüce Türk Milleti karar verecek. Sandığa gitmeden seçim çalışmalarında, demokratik bir mücadele esnasında işin içine şiddetin, terörün karışması tabii ki güvenlik tedbirlerinin de had safhaya çıkmasına yol açtı. Şanlıurfa'da yaşanan bu son gelişmeler hakkında elimize gelen bütün bilgiler ve yapılan açıklamalar daha sonra ekranlarda olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Yenikapı'da meydanında bir iftar programı vardı, sivil toplum örgütlerinin düzenlediği. O iftar programında konuştu ve milletvekilimizin ağabeyini PKK öldürdü dedi. Ancak hesabı sorulacaktır diye de ekledi. Bu açıklamalara da az sonra bakacağız. Siyaset gündeminin dışında yaşama dair haberler de var. Bu yaşama dair haberlerde ne olup bittiğini de yine az sonra bu ekranda görebileceksiniz gecenin sıcak haberleriyle birlikte. Şimdi başlayalım. Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Yalova'da yaptığı açıklamalar var. Yalova, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim bölgesi, memleket. Yalova'da yaşıyor Muharrem İnce normalde. Ve işte hemşerilerine gitti, şikayet etti Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan. HDP'ye, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'a verdiği destekten ötürü oyu sizden alıyor ama desteği PKK sempatizanlarına, terör örgütüne veriyor dedi Muharrem İnce için. Sonrasında yaptıkları çalışmaları, 16 yıllık icraatlarını anlattı. Yalova için neler yapıldığını anlattı Erdoğan. Ve yine sözü döndürdü, dolaştırdı. İnce'ye ve CHP'ye getirdi. Yüzlerce tüneli biz öyle açtık. Öyle sözü ver bunlar gibi. Yok şu kadar para vereceğim. Yok bu kadar para. Ya doğru konuş. Yalova'nın bir milletvekili var. Şu anda Cumhurbaşkanı adayı. Bu kişi 4 dönemdir Yalova milletvekili. Peki bu kişinin Yalova'ya kazandırdığı herhangi bir hizmeti biliyor musun? PKK terör örgütünün arkasında olduğu malum siyasi partinin genel başkanı sözde. Onu ziyaret ediyor. Şu hale bak ya. Sen nasıl bir insansın ya? Ya bunlar katillerle beraber. Bunlar bu ülkede teröristlerle beraber. Cumhurbaşkanı adayı oldu. O zaman serbest bırakın. Böyle bir adalet olur mu ya? Zaten bunun da gözden geçirilmesi lazım. İnşallah şu seçimi atlatalım. Adaylık şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil, tutukluluğu da koyacağız. Niye? Tutuklu olan da aday olamaz. Burası ne? Yol geçen hanı mı ya? Geçen gün Diyarbakır'a gitti. Kendisini karşılayan kalabalığın tamamına yakını Edirne cezaevindeki adamın taraftarları. Israrla Edirne cezaevindeki kişiyi hapisten çıkartmaya çalışıyorlar. Yok öyle ya ama. Geç o işi, geç. Bir müjde vereyim. O da şimdi bir de bizim Akıncı uçağımız geliyor.
Bu şu anda hiçbir yerde yok ha. Şimdi kendi uçağımız var. Seni üretiyoruz. Elhamdülillah. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Yalova'daki açıklamaları böyleydi. Ağırlıklı olarak izlediğiniz gibi Muharrem İnce'ye yönelik eleştiriler vardı. Muharrem İnce de Giresun'da Karadeniz bölgesinde mitinglerine devam ediyordu. Giresun'da Diyarbakır konusunda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi CHP'nin adayı Muharrem İnce. Diyarbakır'daki mitingde HDP'liler dışında AK Partili kardeşlerim de vardı diyor Muharrem İnce. Ve bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nasıl cevaplıyor. Senin 5 tane yaverin vardı. 5'i de FETÖ'cü çıktı. Sen daha yaverini seçememişsin. Bana çamur atıyorsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sözlerle yüklendi İnce çok sert konuştu. Alanda diyor hepsi HDP'liydi diyor. İstihbarata sordum diyor. Ya sen darbeyi eniştenden öğrenmiş bir adamsın da. Ne istihbarat? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün Giresun'da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır mitingindeki herkes HDP'liydi sözlerini hatırlattı. Yine çok sert cevap verdi. Meydanlara geliyor diyor ki Muharrem İnce diyor Diyarbakır'da miting yaptı. Hiç Türk bayrağı yoktu diyor. Alanda diyor hepsi HDP'liydi diyor. İstihbarata sordum diyor. Ya sen darbeyi eniştenden öğrenmiş bir adamsın da. Ne istihbarat? Senin 5 tane yaverin vardı. 5'i de FETÖ'cü çıktı. Sen daha yaverini seçememişsin. Bana çamur atıyorsun. Bu o zaman MİT Milli İstihbarat Teşkilatı. O zaman MİT'in adını değiştir. Muharrem'i izleme teşkilatı. Muharrem İnce dikkat çekici bir dış politika vaadi açıkladı. Şam'a büyük elçi göndereceğim dedi. Erdoğan Esad'la kavga ediyor ama 4 milyon Suriyeli Türkiye'de. Ama Türkiye'nin şu anda Suriye'de büyük elçisi yok. Niye? Erdoğan Esad'la kavgalı. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda hemen Şam'a büyük elçi göndereceğim. Hemen. Ve gelelim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına. Bugün adalet yürüyüşünün birinci yıl dönümü, malum Enis Berberoğlu'nun cezaevine girmesi sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul-Ankara arasında adalet yürüyüşü gerçekleştirmişti. Hatta şu anda miting meydanlarında bu konu, yani adalet yürüyüşü, yine iktidarın, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dilinde. Erdoğan o yürüyüşe de birileri dahil oldu diyor, işte terör örgütlerini işaret ediyor. Bugün adalet yürüyüşünün birinci yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu'nu yine cezaevine ziyaret etti. Ayrıntılar ekranda. Milyarları harcayacaksın, sarayında oturacaksın, sarayın maliyetini, yani tüyü bitmemiş vatandaştan aldığın vergilerle saray yapacaksın, kaça yaptığını milletten gizleyeceksin. Bu en büyük adaletsizliklerden birisidir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünün birinci yıl dönümünde Hak, Hukuk, Adalet belgeselinin galasında konuştu. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı hedef aldı. Boşuna hak, hukuk ve adalet demiyoruz. Benden topladın, geliri olmayan vatandaştan topladın, işsizin ödediği vergiden topladığın paralarla yaptığın harcamaların hesabını vereceksin. Demokrasi budur. Olmazsa olmaz. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce ile ilgili paylaşım yapan Danıştay hakimini hatırlattı. En büyük zararı yargı camiası görüyor dedi. Mesajları sertti. 81 milyon vatandaşıma söylemek isterim. Hepsi elini vicdanına koysun ve şu sorunun cevabını versin. Bir hakim. Üstelik Danıştay'da bir hakim. Siyasete bulaşırsa, bir partinin kadın kolları başkanıymış gibi tweet atarsa, o hakimi orada tutan da adalet kavramı yoktur. Adalet kavramı onun özünde ve ruhunda yoktur. Eğer o yargıç orada duruyorsa, hala görevinden istifa etmemişse, her şeyden önce en büyük zararı yargı camiasına veriyor. Sevgili hakim kardeşim, görevini bırakacaksın. Görevinden istifa edeceksin.
onurunla çekileceksin. Eleştirileri için kendisine tazminat davası açılabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, geri adım atmayacağım dedi. Hemen tazminat davaları açacaklar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Ya sizin feriştahınız gelse geri adım atmayın. CHP lideri yargı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Asıl sözüm onu oraya atayan sarayda. Asıl sözüm oraya. Cumhurbaşkanı neden tarafsız olmalı? Mahkeme hakim tayin ediyor. Onun için tarafsız olmalı. Bir partinin militanlarını getirip yargıya koyarsan, yerleştirirsen işte bu tabloyla karşı karşıya kalırız. Ve hiçbir vatandaş mahkemeye güven duymaz. Kemal Kılıçdaroğlu gala öncesi Maltepe cezaevinde tutuklu bulunan milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti. İşte CHP'nin gündemi bu şekilde. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da dinledik. Gelelim İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e. Meral Akşener Mardin'e gitti. Mardin'de miting gerçekleştirdi. Tabii Mardin'e gidince konu döndü dolaştı, teröre geldi. Ancak memleketin Edirne'sinde de Mardin'de de en önemli problem işsizlik, gençlerin işsizliği dedi Meral Akşener. Ve bakın hükümete yüklenirken kimlerin, hangi kedilerin kuyruğuna bastık diye sordu. İzleyelim. İçin sadece İYİ Parti ve Meral Akşener'e çemkiriliyor. Şimdi bir kısım insan, neredeyse bir kısım AK Partili troll, neredeyse beni HDP ile yan yana koyuyor. Bir kısım insan neredeyse Türkiye'de yapılan tüm kötülüklerin anası haline getiriyor. Bir kısım insan, bir kısım insan FETÖ'cü ilan ediyor. Bir kısım insan Amerikan projesi ilan ediyor. Bir kısım, yani bunlar siyasi cenahtan bahsediyorum. Yahu yapılmadığım hiçbir şey yok. Hem FETÖ'cü oluyorsun, hem HDP'li oluyorsun. Hem CHP'ye hizmet etmiş diye suçlanıyorsun. Hem Türkiye'de ne var ne yoktuysa onları sen yaptın deniliyor. Böyle bir çemkirmeyi, saldırmayı, birbirine yani yan yana gelmesi mümkün olmayan siyasi görüşlerdeki insanların bunu yapıyor olmasının, sadece bana yapılıyor olmasının bir sebebi olması gerekir. Acaba ben hangi kedilerin kuyruğuna bastım? Hangi kedileri oplattım? Hangi kedilerin kuyruğuna bastım? İnşallah Allah'ın izniyle Mardin'den milletvekili çıkaracağız. Ben de Cumhurbaşkanlığı için Mardin'den oy alacağım. Meral Akşener'in Mardin mitinginin ardından devam edelim. Bir milletvekili adayı var ama sosyal medyada çokça konuşuluyor. İcraatlarıyla ya da vaatleriyle değil, tavrıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o isteyen CHP'li diye tanınıyor artık Ünal Demirtaş Zonguldak'ta. Esnaflarla seçim çalışması yaparken reise oyunu ver ama milletvekilliğinde de bana ver diyor vekil adayı. Tabii bu tavrıyla da CHP reise oy istiyor diye sosyal medyaya düşünce bakın ortalık nasıl karışıyor. Cumhurbaşkanlığında reise oy verebilirsiniz, hiçbir sorun yok. CHP'li vekil bu sözleri söyledi. Reise o isteyen CHP'li diye gündem oldu. Ama milletvekili söylenenleri kabul etmedi. Biz kesinlikle Sayın Erdoğan'a oy istemiş değiliz. Yani böyle bir şey olması mümkün değil. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş 3 gün önce Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunmuştu. O ziyarete ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüyü paylaşan herkes Ünal Demirtaş için Erdoğan'a oy isteyen CHP'li dedi. Ama Ünal Demirtaş söylenenleri reddetti. Biz kesinlikle bir başka partinin adayı ve yıllardır mücadele ettiğimiz
Sayın Erdoğan'a oy istemiş değiliz. Yani böyle bir şey olması mümkün değil. Demirtaş ziyaret ettiği esnafın Erdoğan'a oy verme konusunda kararlı olduğunu ama milletvekili seçimlerinde kendisine oy vermesi için ikna etmeye çalıştığını söyledi. Vatandaşımız da böyle bir irade beyanında bulundu. Biz de tamam dedik. Hani Cumhurbaşkanlığında bize oy vermeyebilirsin anlamında. Dedik ki hiç değilse Karadeniz Ereğli'nin bir köyünden olan şahsıma oy istedim. Ve gelelim HDP cephesine. Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt var. Malum aslında pek çok konuda karşılıklı atışmalar devam ediyor ama Demirtaş Erdoğan'a hangi konuda yanıt veriyor izleyeceğiz şimdi. Mesele diploma meselesi yine. Bakın görelim. Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Erdoğan'ın bu sözlerine Demirtaş'tan yanıt geldi. Katılıyorum. Mutlaka üniversite diploması olmalı dedi. Neymiş? Mahkum değilmiş, tutukluymuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon mitinginde Selahattin Demirtaş'ın yasal olarak Cumhurbaşkanı adayı olmasına tepki gösterdi. Bunun düzeltilmesi lazım dedi. Ne demek Cumhurbaşkanı adayı ya bırak? Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Bana göre bu yanlış bir gelişme. İnşallah bunun da düzeltilmesi lazım. Demirtaş Erdoğan'a sosyal medya hesabından cevap verdi. Bu defa sana katılıyorum. Cumhurbaşkanı adayı olabilmen için mutlaka üniversite diplomanın olması lazım. Ama bugüne kadar diplomanı gören olmadı. Benim kriterlerim tamam da asıl senin kriterlerin şüpheli dedi. 20 aydır burada yasa dışı bir şekilde hukuksuz, kanunsuz bir kararla adeta sesli bir rehin olarak tutuluyorum. Seçim çalışmalarını cezaevinde yapan Selahattin Demirtaş'ın en son orada yazıp bestelediği Korkma türküsü HDP'nin sosyal medya hesabından yayınlanmıştı. Korkma, ben olmadır, çağırır, senin kalbindedir, sen de işte. Şimdi de Saadet Partisi'ne bakacağız. Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu yine ekonomi üzerinden hükümeti eleştiriyor. Şu son dönemdeki tartışmalar elbette ki Saadet Partisi cephesinden de oldukça tepkiyle izleniyor. Bir de dip dalga meselesi var ki Fenerbahçe'deki değişim. Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanlığı'na gelişi Saadet Partisi'nin o dip dalga vurgusunun en önemli göstergelerinden biri. İşte Temel Karamollaoğlu'nun açıklamaları. Muhterem kardeşlerim, seçimlere giderken bazı kesimler kendilerini İstiklal Harbi'ne gidiyormuş havasına sokmuşlar ne yazık ki. Çok üst perdeden bunu dile getirdiler. Sanki ülkemizde bir savaş ortamı varmış gibi. Burada iki tane gariplik var. Bir tanesi biz hakikaten savaşa gitmiyoruz. Ama öyle bir mücadelenin içine giriyoruz ki İstiklal Marşı ne için yapılır? Şu anda ülkemizde bulunan farklı makamları eğer işgal edenler var, artık bu işi götüremiyor, beceremiyorlarsa onları değiştirmek için yapılır. Yani bu aslında bugünkü iktidardan kurtulmanın bir mücadelesidir. Yani bu kadar da gaflete düşmez insan. İki yerden gol yiyor kendi ifadesiyle, affedersiniz bir bakıma. Tabii gol yiyor derken Eskişehirspor'un şeyini de verdiler, kaş golünü. Eskişehirspor'u da tebrik ediyorum. Devam edelim. Bunlar siyasi açıklamalardı. Ancak seçim atmosferinde tamam giderek sertleşen bir tempo olabilir. Tansiyon yükseliyor olabilir. Açıklamalar karşılıklı olarak bazı noktalarda incitici diye nitelendirilebilir. Ama sonuçta yine işin içinde demokrasi var. Demokratik bir mücadele var ama işte demokratik mücadeleye ne yazık ki kan bulaştı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AK Partililere silahlı saldırı gerçekleştirildi ve 4 kişi can verdi. Yanlış işitmediniz. Ne yazık ki seçime kan bulaştı. 9 gün sonra sandık başına gidecek olan Türkiye'yi şu son birkaç saat içerisinde gerçekten tedirgin eden
Çok acı bir gelişme bu. Gecenin sıcak haberi. Akşam saatlerinde yaşandı saldırı. Hemen ayrıntılarını da getirelim ekranlara. İşte Şanlıurfa Suluç'tan gelen görüntüler. Şanlıurfa'da Suluç ilçesinde ne yazık ki kanlı bir saldırı gerçekleştirildi ve 4 AK Partili yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili PKK'lı olduklarına dair derin bir şüphe var. Hatta polise bu yönde kayıtları olduğu söyleniyor. Silah seslerini duyuyorsunuz, o kardeşlerini işitiyorsunuz. Şanlıurfa Valiliği de Suluç'ta esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'la beraberindeki gruba yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi. Olay yeri ve hastane çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Valilik açıklamasını tekrarlayalım. Bakın silah seslerini de duyuyorsunuz. Şanlıurfa'yı Suluç'u karıştıran bir gelişme. Sonuçta demokratik bir mücadele devam ederken 9 gün sonra seçimler yapılsın diye, demokrasinin baş tacı sandığa gidelim diye beklerken ne yazık ki böylesine saldırıyla muhatap olduk. Ve Şanlıurfa Valiliği'nin açıklaması da aynen şöyle. 14.06.2018 günü saat 15.56'da ilimiz AK Parti Milletvekili Sayın İbrahim Halil Yıldız yanındaki grupla birlikte Suluç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde çıkan olayda biri Sayın Milletvekilinin yakını olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. İkisinin durumu ağır olan yaralılardan 5'i Sayın Vekilin yakınlarından oluşmaktadır. Yaralılar Suluç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Olay yerinden, Suluç'tan gelen görüntüler bunlar. Tabii Suluç'ta bu kanlı saldırı gerçekleştikten sonra demokrasiye, seçim öncesinde demokratik mücadeleye kan bulaştıktan sonra Türkiye ayağa kalktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar var. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuştu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuştu. Konuşmayan yok açıkçası. Ve herkesin ortak noktası tabii ki demokrasiye kan bulaştırılması. Elbette ki şiddete karşı gösterilen, teröre karşı gösterilen ortak tepki. Bu konuda yapılan açıklamalarda özellikle PKK vurgusu dikkat çekiyor. Bölücü örgüt PKK'nın demokratik süreci baltalayabilmek için sansasyonel eylem hazırlığında olduğu iddiaları zaten malumunuzdu. Bu yönde istihbarat birimlerine gelen çok sayıda ihbar ve elbette ki istihbarat çalışmasıyla ortaya konmuş rapor vardı. Ve işte Suluç'ta bunun bir sonucunu muhtemelen yaşıyoruz. Adli soruşturma devam ediyor. Bu saldırıyı gerçekleştiren katilleri yakalayabilmek için de operasyonlar var. Ancak şunu da belirtelim, esnaf ziyareti sırasında İbrahim Halil Yıldız AK Partili vekil bazı esnaflarla tokalaşıyor, hal hatır soruyor. Malum işte milletvekili adaylarının bilindik esnaf ziyaretlerinden biri. Ancak PKK'lı olduğu bilinen, etrafta bu şekilde kendilerini tanıtan şahıslar milletvekili ve beraberindeki heyete tepki gösteriyor ve silaha davranıyor. Uzun namlulu silahlarla hazırlık yapıldığı iddiası özellikle araştırılıyor şu anda. Ve Şanlıurfa Suluç nasıl karıştı? Zaten ekranda gördüğünüz görüntüler bunu anlatmaya yetiyor. Çok acı bir gelişme. Ne yazık ki demokrasiye, seçime kan bulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam İstanbul'daydı. Yenikapı'da miting alanında düzenlenen görkemli bir iftar yemeğine katıldı. Sivil toplum örgütlerinin, partililerin bir araya geldiği o iftar yemeğinde Suluç saldırısında milletvekilimizin ağabeyini PKK öldürdü diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mutlaka hesap sorulacağının da altını çizdi. Türkiye'yi demokratik yönde ilerledikçe, geliştikçe bu tür saldırılarla köşeye sıkıştırma gayretlerinin olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hiçbir şekilde bu saldırılara, bu dayatmalara boyun eğilmeyeceğinin de altını çizdi. İşte Şanlıurfa Suluç'tan gelen görüntüleri izliyoruz şu an ekranlarda. Çok acı bir saldırı. Gerçekten demokrasiye kan sıçratan bir saldırı. Suluç'ta AK Partili milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberinde genelde akrabaları vardı yanında vekilin. Seçim çalışması esnasında düzenlenen saldırıda
4 kişi yaşamını yitirdi. Vekil İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi de yaşamını yitirenlerin arasında. Erdoğan'da Suruç'ta yaşanan PKK saldırısı ile ilgili milletvekilimizin abisi PKK'lılar tarafından öldürüldü dedi. Ve Cumhurbaşkanı şöyle sürdürdü konuşmasını. Bu olay PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk etmediklerinin en bariz örneğidir. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum dedi. Erdoğan'ın açıklaması bu şekildeydi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı'da sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen iftar programında konuştu. Suluç'ta AK Partililere yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin bu olay PKK ve HDP'nin ortak işidir diyor Erdoğan. Başbakan Binali Yıldırım da saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili emniyetin elinde kayıt bulunduğunu söylüyor. Yani PKK ile ilgili kayıtları olduğu söylenen şahıslar bunlar. Ve saldırı içinde ön hazırlık yapılmış, uzun namlulu silahlar hazırlanmış. Ve işte bu saldırıda ne yazık ki AK Partililere yönelik saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını getireceğiz ekranlarınıza. Yeni Kapı'daki miting alanındaki açıklamalarını, ki bu da gecenin sıcak haberi. Ama öncesinde bugün seçim günlüğünde yine siyaseti konuştuk. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a tepki gösteriyordu. Hatta tutukluluk halinde Cumhurbaşkanı adaylığına bir şekilde engel olması gerektiğini, bu yönde bir çalışma yapılması gerektiğini ifade ediyordu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bütün bunları konuştuktan sonra, Erdoğan'ın bu açıklamaları yaptıktan sonra biz seçim günlüğünde ekrana getirdik. Canlı yayında Erdoğan'ın Yalova mitingini yayınladık. Ve az evvel de aktardım, Şanlıurfa Suruç'taki saldırı 15.56'da gerçekleştiriliyor. Ve tabii bu saldırı haberi gelir gelmez Türkiye'de gündem değişiyor. Bakın Erdoğan HDP'nin terörden beslendiğini iddia ediyor. 53 kişinin yaşamını yitirdiği 6-7 Ekim olayları ile ilgili Demirtaş'ın sokağa çıkın çağrısını hatırlatıp ellerinde kan var diyor. Ve bunun üzerine Şanlıurfa'da Suruç'ta PKK'lılar hazırlık yapıyorlar ve AK Partili milletvekilinin yanındakilere saldırıyorlar, vekile saldırıyorlar, silahlar çekiliyor ve ne yazık ki 4 kişi katlediliyor. Bu çok ciddi bir tehdit. Bakın 9 gün sonra seçime gidiyoruz ve Türkiye bir şekilde bu şiddet olaylarıyla, kanla yıllar boyunca ilerlemeden, bir adım öne gitmekten, bölgesinde muktedir bir ülke olmaktan, yönetimini daha da ileriye götürmekten, gelişmekten hep geri tutuldu. Öz kaynaklarımızı yitirdik. Pek çoğu başkalarına peşkeş çekildi. İstikrarsızlık yaşandı. Bütün bu gelişmelerin temelinde terör vardı, şiddet vardı. O dış mihraklar dediğimiz, yedi düvel dediğimiz pek çok kesim açıkçası bunu yaparak, bu ülkeyi terörize ederek on binlerce insanımızın kanına girdiler 1984 Eruh baskınından bu yana. On binlerce vatan evladı şehit düştü. Ve bakın hala Türkiye demokratik bir seçime giderken bir kanlı el yine can alıyor. 4 kişiyi katlediyor. İşte Erdoğan'ın tepkisini getireceğim şimdi ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da benim vekilimin ağabeyini PKK'lılar öldürdü dedi ve sonra nasıl öfkesini ortaya koydu. Arkadaşlar Erdoğan'ın Yeni Kapı mitinginde yaptığı açıklamalar hazır mı? Kardeşlerim, sözlerimin hemen başında Şanlıurfa Suruç'ta milletvekilimiz aynı zamanda milletvekili adayımıza ve yakınlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. Zira milletvekilimizin aynı zamanda adayımızın abisi de bu saldırıda PKK'lılar tarafından öldürüldü. Ve birçok aynı şekilde yine
Kardeşleri de yaralı vaziyette, ağır olanlar var hastanede. Onlara da Rabbimden şifalar diliyorum. Şanlıurfa milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız'ın bu seçim çalışmasına hazmedemeyen, bunu kabullenemeyenler dün neyse bugün de aynı. Olayda tabii milletvekilimizin kardeşinin yanında karşı taraftan da iki kişi ayrıca öldü. 9 yaralı var. Hayatını kaybeden milletvekilimizin kardeşine Allah'tan rahmet diliyorum. Ve yakınlarına başsağlığı, sabır diliyorum. Ve yine yaralılara Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Bu olay PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir. Bizim Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Bizim PKK ile özellikle sorunumuz var. Ve Kürt kardeşlerimizin de ben bu oyunu bozacaklarına inanıyorum. Ve şu anda bir yola girmiş vaziyetteyiz. Bu hazımsızlık bunları iyice çılgınlaştırıyor. Artık önümüzdeki durumu görüyorlar. Güneydoğu'da, doğudaki gelişmeleri görüyorlar. Tabii bunu şimdi hazmedemiyorlar. 6-8 Ekim olaylarında 53 vatandaşımızın ellerine kanları bulaşanlar, çukur eylemlerinde on binlerce Kürt kardeşimizin evini başına yıkanlar bir kez daha partimiz mensuplarını hedef almışlardır. Biliyorsunuz bunlar daha önce de bölgede bizim pek çok il ve ilçe yöneticimizi ne yazık ki şehit ettiler. Biz bölgedeki Kürtleri PKK'nın ve HDP'nin boyunduruğundan kurtarma yolunda mesafe kat ettikçe bunlar yine en iyi bildikleri iş olan şiddete kayıyorlar. Oradan nemalanıyorlar. Eğer bu şiddet, silah ellerinden alındığı anda şu anda geldikleri noktaya bir defa gelemeyecekler. Ne bölgedeki kardeşlerimizi, ne partimiz mensuplarını PKK ve HDP şiddetine terk etmeyeceğiz. Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır. Ağızlarından demokrasiyi düşürmeyen ama ellerinden de silahı bırakmayanlara derslerini verdik, veriyoruz, vereceğiz. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bu şekildeydi. Yenikapı'da düzenlenen iftar programında sunuştaki saldırıyı kınadı. Hesabı sorulacak dedi. Saldırıyı PKK'nın düzenlediği yönündeki bilgilerden yola çıkarak benim milletvekilimin ağabeyini PKK öldürdü dedi. Sunuç'taki saldırı gerçekten demokrasiye vurulan bir darbe, demokrasiye kan sıçratan acı bir gelişme. Ayrıntılarını bir kez daha aktaralım. Şanlıurfa'da Sunuç'ta esnaf ziyareti yapan AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindeki gruba silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken 8 kişi ne yazık ki yaralandı. İşte sesleri duyuyorsunuz, kardeşleri duyuyorsunuz. Şanlıurfa Sunuç'ta 4 AK Partili'nin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı saldırı esnasında çekilen görüntüler. Ortalık karışık ki olay yeri ve hastane çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. O
haberi ama ne yazık ki en üzücü haber. Dediğim gibi demokrasiye gerçekten bir darbe. Seçime kan bulaşan, kan sıçratan bir gelişme. 9 gün sonra sandık başına gideceğiz. Demokratik bir mücadele varken ne yazık ki işin içine şiddet ve terör girdi. PKK'lılar 4 AK Partiliyi öldürdü. Bu arada şiddet, yani bu olay elbette ki inanılmaz derecede hepimizi tedirgin etti. Öncesinde ufak tefek olaylar vardı. Mesela Aydın'da yaşanan bir broşür meselesi var. Bir kahveci darp ediliyor. İddiasına göre de sivil polisler kendisini dövüyor. Nedeni de işte broşürü yere attığı iddiası. Bakın broşür kavgası geliyor ekrana. Kahveci sokak ortasında böyle darp edildi. İddiasına göre bunu yapanlar sivil polisti. Nedeni ise AK Parti seçim broşürünü yere atmasıydı. Hazırdı. Karakolunu darp ettiler beni. Elim kırdılar. Ben bunları darp rapora aldım. Aydın'ın İncirliova ilçesinde kahve işleten 33 yaşındaki DD'ye 2 Haziran'da AK Parti seçim çalışanları broşür verdi. Kahveci bunu kabul etmedi. Yırtıp yere attı. İddiasına göre o dakikadan sonra yanına 2 sivil polis geldi. Daha sonra bana broşürü alıp neyi yere attığımı, bana vatan haini ve terör yandaşı olarak aklımda tutanak tutacaklarını söylediler. Ben öyle bir şeyin olmayacağını, bana kimliğini vermemi, ben dedim ki kimliğim yok yanımda, sana TC'mi vereyim, GBT'mi sorgulayayım. Madem suçlu görüyorsun, beraber gidelim alalım kimliğimizi dememi kalmadan bana darp giriştiler. Kamera kayıtlarında da mevcuttur beni dövdükleri, tehdit ettikleri, küfür ettikleri. Kamera kayıtlarına yansıyan olayda kahveci iki kişi tarafından darp edilip yere yatırıldı. Dakikalarca dövüldü. Suç duyurusunda bulundum savcılığı. Şu anda soruşturma aşamasında sanırım. Darp sonrası karakola giden kahveciye iddiasına göre burada da aynı polisler şiddet uyguladı. Park halindeki aracına da 4036 TL'lik ceza yazıldı. Karakolda da darp ettiler beni. Elim kırdılar. Ben bunları darp rapora aldım. 4036 lira aracımı park halindeyken trafik polisine tekrar ceza yazdırdılar. Darp raporu alan kahveci savcılığa gidip şikayette bulunurken İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olay sırasında DD'nin 2.0 promil alkollü olduğunu ve polise mukavemette bulunduğu açıklamasını yaptı. Her iki aynı beni burada döven, darp eden memurlar aynı şekilde de karakolda da darp ettiler. İşte bunlar da aslına bakarsanız olmaması gereken olaylar. Demokratik bir yarış. Ki demokrasiyi taçlandıracağımız, sandığa gideceğimiz 24 Haziran'a kala kala 9 gün kaldı. Bugün seçim günlüğü programında da önemli bir misafiri ağırladık. AK Partili İstanbul Milletvekili ve yine İstanbul Milletvekili adayı Markar Esayan ki AK Parti'nin Ermeni kökenli yani azınlık kökenli milletvekili Markar Bey. İçtenlikle sorularımızı cevapladı. HDP meselesini, Demirtaş'ın adaylığına Erdoğan'ın gösterdiği tepkiyi ve Muharrem İnce'nin ziyaretiyle İnce'ye yönelen eleştirileri. İşte bu röportajdan bir bölüm yayınlayalım. Sonra Ankara'dan AK Partili bir milletvekili adayı konuğumuz var. Aslına bakarsanız Büyük Birlik Partili, Alperen Ocakları kökenli bir milletvekili adayı. Neden Cumhur İttifakı bunu konuşacağız ama önce Markar Esayan'da söz. Önemli bir misafirimiz var. Hem bir meslektaşımız, bir gazeteci, hem de bir siyasetçi. Markar Esayan bizimle birlikte. İstanbul Milletvekili ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökhan Bey. Şimdi önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından başlayarak size de sormak istiyorum. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yani Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın aday gösterilmesi karşısında ilk kez açıklıyor. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, tutukluluğu da aday olmanın önüne bir engel olarak koyacağız. Evet. Bu son tutum, bu son yaklaşım nasıl sizce? Şimdi tabii bu şahsın Cumhurbaşkanı adayı olması ama olduktan sonra da özellikle Sayın CHP Cumhurbaşkanı adayının ve diğer partilerin adaylarının ve genel başkanlarının bu şahsı ziyaret etmiş olmaları ve çok önemli bir seçimde bir aday olarak bu yarışa girmiş olması Türkiye toplumunun vicdanını son derece yaraladı. Çünkü bu şahıs hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. 100 yıl önce olmadı.
6-7 Ekim olaylarını bizzat kendi çağrısıyla, parti meclisi kararıyla, açıklamasıyla ve daha sonra da bunu televizyonlarda tekrarlayarak hiçbir neden yokken, hiçbir açıklaması ve gerekçesi yokken, isterseniz onu da konuşuruz. Yani Kobani dedi. Evet, Kobani şeklinde. Onu da aslında kısaca ona da değinmem lazım. Böyle bir çağrıyı yaptı. Ayaklanma çağrısını yaptı. Ve Güneydoğu bölgemizde, pek çok şehrimizde çok vahşice görüntülere biz tanık olduk. Ve insanlarımız, 53 tane vatandaşımız, Yasin Börü gibi feci şekilde, yani böyle bir hani çatışmada ölme şeklinde vesaire falan değil. Binaların üçüncü katına atılarak, üzerinden arabalarla geçilerek PKK'ya orada böyle bir alan açıldı. Şimdi sonradan bunu tevil etmeye çalışıyor ama konuşmalar, her şey ortada. Bu yüzden yargılanıyor bu insan. Şimdi bir HDP gibi bir partinin böyle bir çağrıyı yaptığında nasıl bir sonuç ortaya çıkacağını bilmemesi mümkün değil. Yani o tevil etme çabaları geçersiz. Ve bu insanı siz Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteriyorsunuz ve bunun dünyanın hiçbir yerinde bir açıklaması yoktur Gökhan Bey. Yani bunun mutlaka düzeltilmesi gereken bir nokta şimdi, olduğunda... Şimdi demokrasi diye bir kavramla çoğu zaman yani bu eleştiriler geldiğinde işte bu ülkede bu kadar oyumuz var. Milyon oylar aldı. Evet. Diye karşılık verebiliyor HDP'liler. Şimdi siz AK Parti'nin Ermeni kökenli, bir azınlık kökeniniz olduğu için bunu söylemek zorundayım. Milletvekilisiniz evet. Ve yıllardır da siyasettesiniz, gazetecilik, Agos kökenlisiniz. Evet. Şimdi azınlıkların elbette ki demokratik haklarının ön plana çıkmasının, bir azınlık olarak değerlendirilmeye çalışılsa da hani böyle bir kavrammış gibi işte evet. Kürtlük meselesi yaratılmaya çalışılsa aynen. Da. Hı hı. Şimdi Türkiye'de demokraside bir varoluş problemi var mı Kürtlerin? Ben bunu sormak istiyorum. Şimdi burada işte asıl mesele, asıl sıkıntı bu. Bunun da yani demokrasi de bakın biz evet. HDP ile ilgili haberlerimizi veriyoruz. Yani biz gazeteci olarak görevimizi yapıyoruz. Mecliste, Yüce Parlamento'da, Gazi Mecliste, milletvekilleri. Herkes yani orada var. Demokratik ölçüde zaten bu haklar kullanılıyor diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Yani işte zaten sıkıntı burada. Yani AK Parti'nin 16 yıllık pratiğinde Sayın Erdoğan'ın şahsi gayretleriyle, onun yani karizmatik liderliğiyle de arkasında durduğu çok büyük reformlar yapıldı. Yani biz mesela ben bir Ermeni olarak eski Türkiye'de doğdum. Eski Türkiye'de bir süre yaşadım. Yani hep Türkiye'de yaşadım da yani eski Türkiye'de hayatımın büyük bir bölümü de eski Türkiye'de geçti. Yani 16 yıl öncesine kadar. Ben eski Türkiye'nin ne olduğunu çok iyi biliyorum. O zamandan ne yaşadığımı çok iyi biliyorum. Benim bildiğim kadar siz de biliyorsunuz. Bütün vatandaşlarımız da biliyor. Kimse hikayeyi anlatmasın. Yani eski Türkiye'de Kürtlerin, Alevilerin, bizim gibi gayrimüslimlerin veyahut da farklı dezavantajlı kesimlerin veya küçük kesimlerin kendi ismini dahi söyleyemediği günlerden geliyoruz. Biz ben bu ülkede Markar Esayan ismim diyemediğim yerlerden buraya geldik biz. Ben Ermeniyim diyemediğim yerlerden buraya geldik. Ben Kürdüm diyemediğimiz yerlerden buraya geldik. Aleviyim diyemediğimiz yerlerden buraya geldik. Yani Kürtçe konuşmanın mümkün olmadığı, olmadı. İşte Kürtçe şarkı tabii, söyleyip klip çekeceğim. Şivanperver kasetlerinin küreklerle işte şey toprağın içine gömüldüğü zamanlardan geliyoruz. Yani Türkiye'de inkar, red, asimilasyon, baskı, ayrımcılık politikalarını elinin tersiyle iten ve bu iş için de gövdesini yani tamamını bu işin altına, bu taşın altına koyan bir liderden bahsediyoruz. Biraz evvel izlediğimiz lider o, Recep Tayyip Erdoğan. Markar Esayan'la bunları konuştuk. Şimdi Ankara'dan bir misafirimiz var. Başkent Ankara'da AK Parti milletvekili adayı 7. sıradan. Ancak AK Parti'den öncesi siyasi yaşamı aslında Büyük Birlik Partisi kökenli rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın çalışma arkadaşlarından Sayın Tuna Koç bizimle birlikte. Ama önce ona neden Cumhur İttifakı demeden evvel ne yazık ki demokrasiye bir saldırı var. 4 demokrasi şehidi diyebileceğimiz AK Partili öldürüldü. Ne diyorsunuz? Ne oluyor? Yani ben çok endişe ettim açıkçası. Öncelikle Suruç'taki bu aşağılık saldırıyı kınıyorum. Bu seçim öncesi olmaması gereken bir şey. Ama biz biliyoruz ki bölgede PKK yıllardır her seçim öncesinde toplum üzerine büyük bir baskı kuruyor.
Ve bu baskının sonucunda da seçmen iradesini etki etmeye çalışıyor. Bu geçtiğimiz yıllarda AK Parti'nin ilçe başkanları, belde başkanları öldürüldü. İl teşkilatlarına saldırılar düzenlendi. Kaymakama saldırılar. Tabii kaymakamlarımız zaten şehit edildi. Ama son 6 aydır güvenlik kuvvetleri çok ciddi bir operasyonla iyi bir asayiş kontrolü sağladılar. Bunun seçim öncesinde bu şekilde davranış seçmen iradesini etkilemeye yönelik bir baskı kurmak üzerine bir deneme çalışması olduğunu düşünüyorum. Güvenlik kuvvetleri eminim ki buna gereken cevabı en güzel şekilde verecektir. Ki Erdoğan da zaten gereği yapılacak, hesabı sorulacak dedi. Gelelim biz Cumhur İttifakı'na. Büyük Birlik Partisi Sayın Destici, sizler Büyük Birlik Partisi olarak Erdoğan destekliyoruz dediniz ve Cumhur İttifakı'nın içerisinde AK Parti listelerinden aday oldunuz. Neden Cumhur İttifakı? Gökhan Bey, biz bundan önceki Cumhurbaşkanı seçiminde Büyük Birlik Partisi Ekmelettin İhsanoğlu'nu desteklemişti. Milliyetçi evet. Hareket Partisi de Ekmelettin İhsanoğlu'nu desteklemişti. Bu 15 Temmuz'a kadar Türk siyaseti farklı bir mecrada ilerliyordu. Fakat 15 Temmuz Türk demokrasisine yapılmış çok büyük bir aşağılık saldırıdır. 15 Temmuz gecesi bir kısım siyasi siyasiler veya toplumun bazı kesimleri acaba bu ihtilali kimler yaptı diye düşünürken Büyük Birlik Partisi bu kimden gelirse gelsin biz buna karşıyız diyerek hemen sokağa indi. Ve sokakta Alperen Ocakları, bütün ocaklarımız, gençlerimiz, Büyük Birlik Partisi'nin başta genel başkanı olmak üzere bütün yöneticileri saat 10'dan itibaren sokağa indiler. Rahmetli Alparslan Türkeş'in bir sözü vardı. En kötü demokrasi en iyi istibdat rejiminden daha iyidir. En iyi darbeden daha iyidir diye. Ülkücüler şüphesiz bu şuura yetişmişlerdi. Ve orada sadece Alperenler değil, Büyük Birlik Partililer değil, bütün ülkücüler sokağa indi. Ve sokakta bir Alperen ülkücü birleşmesi sağlandı. Buna AK Gençlik denilen AK Partililer, gençler başta hemen katıldılar. Ve sokakta artık Büyük Birlik Partililer, AK Partililer, MHP'liler kol kola yan yana bir mücadele vermeye başladılar ve bu darbeyi püskürttüler, devirdiler. Ki rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu FETÖ ile ilgili saptamaları hala kulaklarımızda çınlıyor. Yani nasıl bir bela olduğunu anlamış rahmetli. Belki de öldürüldü diye düşünüyoruz hepimiz artık. Bu karanlık cinayetin arkasında da bunlar vardı. Yani şöyle, bunların Amerika ile olan ilişkileri, Amerika'nın bunları kullandığının çok açık olmasını rahmetli defalarca her ortamda, her platformda dillendirdi ve bunlara eğer iyi niyetliyseniz Amerika'dan uzaklaşın diye defalarca söyledi. Bunu yapmayınca da bunlara her zaman ciddi sert uyarılar yapmaya başladı ve ondan sonra bir dönem rahmetliyle karşı karşıya kalmadılar ama bu Ergenekon balyo sürecinde rahmetli genel başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'na yakın isimleri de haksız yere içeri alarak bir gözdağı vermeye çalıştılar. Sadece ona değil, yani bütün Büyük Birlik camiasına, MHP camiasına gözdağı vermeye çalıştılar. Ama yani biz o zamandan beri bunları biliyoruz. 15 Temmuz'da bu sokakta oluşan ittifak bugün Cumhur İttifakı Cumhur İttifakı olarak adlandırıyoruz. Şimdi Cumhur İttifakı'nın içerisinde AK Parti sıralarından Ankara'da milletvekili adayısınız ki işte yüksek olasılıkla seçim, tabii kesin konuşmayalım ama yüksek olasılıkla Gazi Meclis'te görev alacak milletvekillerimizden olacaksınız. Seçimden sonra Cumhur İttifakı'nın içerisinde AK Parti milletvekili mi olacaksınız yoksa Büyük Birlik Partisi olarak mı devam edeceğiz? Son seçim kanununda meydana gelen değişiklikten dolayı bizler partimizden istifa etmeden AK Parti milletvekili aday olduk. Hı hı. Seçildiğimiz zaman da meclise gider gitmez AK Parti milletvekili değil, Büyük Birlik Partisi milletvekili olacağız. Ama şüphesiz her yerde söylüyoruz. Biz bir ittifak ruhunu koruyarak milletin karşısına çıktık. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız inşallah. Şimdi Ankara'da tablo nasıl? Yani İstanbul'da işte Cumhurbaşkanı Pazar günü büyük bir miting yapacak. Ankara mitingini yaptı. Nasıl Ankara'da AK Parti ve işte Cumhur İttifakı'nın gelişimi?
Geçen hafta AK Parti'nin Ankara Cumhurbaşkanımızın mitingi oldu. O mitingde 19 Mayıs stadında yapıldı. Tabii o bir şeydi, bir anlamda bir meydan okuma gibiydi. Ve stad tıklım tıklım doluydu. Güzel bir miting oldu. Ankara AK Parti'nin milliyetçi muhafazakar seçmenin çok yoğun olduğu bir şehir. Biz bu seçimde de halkın çok büyük bir teveccühünü görüyoruz. Özellikle halk milliyetçi ve muhafazakarların demokrat bir eksende bir araya gelmesinden çok memnunlar. Bunun da her şekilde ifade ediyorlar. O yüzden ben bu seçimde Ankara'nın Türkiye'nin en iyi sonuçlarından birini alacağını tahmin ediyorum. Hayırlısı. Size bir şey soracağım. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile çok yakındınız. Ben de kendisini çok severdim. Ben de Ankara'da yaşadığım, burada bulunduğum dönemlerde çok yakın ilişkim oldu. Rahmetli yaşasaydı bugün ne derdi, ne olurdu? Hiç düşünüyor musunuz bunu? Ben ara sıra aklıma geliyor, Muhsin Yazıcıoğlu olsaydı ya Cumhurbaşkanı adayı olurdu diyorum. Ya da başkan yardımcısı olabilecek bir noktada olurdu. Yani şöyle, genel başkanımız şüphesiz yani yaşadığı dönemlerde de Türk siyasetinin en önemli aktörlerinden birisiydi. Malumunuz 28 Şubat'ta ihtilal yapılmaya çalışıldığı bir dönemde Süleyman Demirel'i, o zamanki Cumhurbaşkanımızı ziyaret edip çıkışta Türkiye Suriye olmayacak, Türkiye İran olmayacak, Türkiye İran olmayacak, Türkiye Cezayir olmayacak ama Türkiye'yi Suriye'de yapmayacağız diyen ve namlusunu millete döndürmüş bir tankı ve askeri asla selamlamayız, o tankın üzerine çıkarız diyen kişidir. Oysa Türkiye'deki havai psikolojiyi... Yani sonuçta yine bir ittifakla gelip birkaç milletvekili de olsa iktidarı desteklemesiyle tabii, hükümet kurulmasını sağlayan... 8 milletvekiliyle hükümet kurdu. Sonra 27 Nisan, hatırlayın, 27 tabii Nisan aslında bir ihtilal provasıydı. O gün sabah 27 Nisan bildirisini yayınlayanlara en sert, en anlamlı cevabı yine rahmetli genel başkanımız, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu verdi. Orada aynı ifadeler, 28 Şubat'taki ifadeler aynısını söyledi ve bunu asla izin vermeyeceklerini ve sokağa çıkacaklarını, asla Türk millet iradesinin ele geçirmesine izin vermeyeceklerini altını çize çize ve bunun için her bedeli ödemeye hazır olduklarını ifade etti. Ki ömrü bedel ödemekle. Ondan sonra o zaman diğer 27 Nisan bildirisine karşı açıklamalar gelmeye başladı. Ondan sonra yani. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü hala benim kulağımda çınlar. Birkaç kez bizim canlı yayınımızda da tekrarlamıştı. Biz ufacık hücreyi bölüştük, ülkeyi bölüşemedik derdi. Yani işte sağ sol kavgalarını kastederek 80 ihtilalinin neler yaptığını çok net anlatan bir şeydi. 15 Temmuz'u görmedi ama 15 Temmuz öncesinde de işte Amerika kaynaklı ya da ajan yetiştirilen bir terör örgütünün neler yaptığını da gördük. Peki bu tehlikeleri atlattık mı sizce Büyük Birlik Partisi çerçevesinden? Türkiye bu tehlikeleri, Türkiye'nin bu tehlikeleri atlattığını söyleyemeyiz. 15 Temmuz'un oluş gerekçesini biraz irdelediğimiz zaman bugün Suriye'de, Irak'ta bir Kürt devleti kurulmaya, pek Amerika'nın kontrolünde bir Kürt devleti kurulmaya çalışıyordu. Bu Kürt devletine karşı da siyasi irade karşı çıkıyordu ve Suriye'ye müdahale edecekti. Bunun için hazırlıklarını yapmıştı. Tam bu hazırlıklar zirveye çıkmışken bir Rusya-Türkiye krizi oldu. Bir uçak düşürme olayı oldu. Bunun üzerine operasyon bir yıl ertelendi. Bir yıl sonra Rusya ile görüşmeler tekrar başladı. O görüşmelerin sonucunda Suriye için müdahale hazırlığı en zirveye çıkmışken 15 Temmuz hadisesi oldu. Yani aslında bunlar bir piyon, kukla. Türkiye'nin Suriye'ye ve Irak'a girmesini istemeyen, dolayısıyla bir bölücü bir Kürt devletinin kurulmasını önüne açan bir alan çalışması içerisindeydiler. Yoksa ben evet bu tür kalkışmalarda bulunabilirler ama asla Türk milletinin iradesini geriye çeviremezler. Öyle bir güç artık bundan sonra çıkacağını zannetmiyorum. Peki son bir soru soracağım. Cumhur İttifakı'nın içerisinde evet Büyük Birlik Partisi milletvekili olarak Gazi Meclis'e göreve başlayacaksınız ama ya sonraki seçimler, mesela yerel seçimlerde yakın, çok fazla bir süre yok. Ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle, bu ittifaklar masa başında kurulmuyor. Az önce onun altını defalarca çizdim. Sokaktaki. Bu bir, yani 70'li yıllarda Necip Fazıl Kısakürek,
Allah rahmet eylesin. Bir çağrıda bulundu o zaman Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Milli Selamet Partisi'ne. Bir araya gelin diye. Bu 40 yıllık bir özlemdir. Milliyetçi ve muhafazakarların demokratik ekseninde bir araya gelmez. Büyük Birlik Partisi kurulurken de bu ihtiyaçtan dolayı rahmetli Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu şehit liderimiz şöyle demişti. Milli, İslami, sivil, katılımcı demişti. Hem milliyetçiliğe ve muhafazakarlığa atıfta bulunarak milli, İslami, sivil, katılımcı demişti. Biz ona milliyetçi, muhafazakar ve demokrat diyorduk. Büyük Birlik Partisi de böyle bir özlemden dolayı kurmuştu. Bu milletin özlemi, milletin hasretiydi. Bugün bu hasret gerçekleşmiş durumda. Burada elbette ki siyasiler halkın bu isteğine, bu beklentisine ayak uydurmak, ona cevap vermek, mantıklı bir cevap vermek zorundalar. Dolayısıyla bu tür ittifakların birleşmeyi getirmese bile bir ayrışmaya da dönüşmeyeceğine inanıyorum. Ve yerel seçimlerde bu ittifakın bir şekilde, mantıklı bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Hayırlısı. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum seçim için. Ben de teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir şey daha söylemeye müsaade edin. Buyurun. Ben inşaat mühendisiyim. Ankara'da 10 yıl. Siz hatta Ankara'nın altyapısında çalışan isimlerden birisiniz. Ben öyle hatırlıyorum. Ankara'da 10 yıldan fazla Yeni Mahalle'de yaşadım. Abbatkent metrosunda, Sincan metrosunda, Ankara'nın doğalgaz dağıtımında çalıştım. Altyapı işlerinde çalıştım. Gümüşhaneliyim. Ve oralarda, o sokaklarda 10 yıldan fazla yaşadım. Bütün aday olduğum bölgenin demografik yapısını, altyapı sorunlarını, üst yapı sorunlarını, insanların sıkıntılarını hepsini biliyorum. Ve ben onlara hizmet etmek için Büyük Birlik Partisi kontenjanından AK Parti'ne aday oldum. Ve son zamanlarda da şöyle, bölgede büyük bir işçi nüfusu var. Hı hı. Ve bugün sosyal güvenlik sisteminin en mağdurları işçilerimiz. Ve bu işçilerimizin emekli 7200 günle emekli olabiliyorlar. Emekli oldukları zaman maaşları daha düşük. Ve bu müşkülat, zorluk zamlarının veya haklarının çoğundan faydalanamıyorlar. O yüzden biz şimdi bölgede işçi nüfusunun fazla olmasından dolayı da işçilerimizin bu sosyal güvenlik haklarını iyileştirici bir çalışma kampanya yürütüyoruz. Dolayısıyla bölgenin bütün sorunlarıyla ilgiliyiz. Siz zaten altını biliyorsunuz işin. Yani evet, öyle demek gerekiyor demek. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Biz böylece noktalıyoruz gece hattını. Malum mübarek Ramazan ayına da artık hoşça kal diyoruz. Yarın bayram namazı var. Şimdiden hepinize iyi bayramlar. Nice sağlıkla, güler yüzle bayramlar nasip etsin Yüce Rabbimize. Hoşça kalın.